Merhabalar, bugün sizlere grip aşısını anlatmak istiyorum. Grip aşısı nasıl yapılır, kimlere yapılır, yapılmalı mı, yapılmasının zararları, faydaları nelerdir? Sizlere bunları anlatmak istiyorum. Grip aşısı özellikle çocuklarda, 5 yaşından küçüklerde, hatta 2 yaşından 6'lık çocuklarda çok daha önemli. Çünkü küçük çocuklarda İnfluenza enfeksiyonları çok ağır geçip hastanelik olabilir. Bu sebepten dolayı da özellikle küçük çocuklarının grip aşılarını yaptırmasında fayda var. Ama Amerikan Pediatri Akademisi bütün yaş grubundaki çocuklara, 18 yaşına kadar çocuklara yapılmasını öneriyor. Tek istisna 6 aydan küçük çocuklar. 6 aydan küçük çocuklara grip aşısı yapılmıyor. 6 aydan büyük olması gerekiyor. Peki grip aşısı yapılmasının bir zararı var mı? İçinde bazı insanlar diyor ki civa var, sıkıntısı var. Bir kere grip aşılarının içinde civa yok. İçiniz rahat olsun. Yani grip aşısının içinde civa olmadığı için çocuğunuzda da böyle bir sorun yok. Peki grip aşısı ne gibi yan tesirler olur? Grip aşısı yapıldıktan sonra bazen grip yapılan yerde şişlik, ağrı olabilir, halsizlik olabilir, hafif ateş gibi belirtiler olabilir ama genelde ciddi belirtiler olmuyor. Peki hangi dönemde yapmak gerekiyor? Eylül ayında yapmakta fayda var ama bu Eylül, Ekim, Kasım aylarında ne kadar erken yaptırırsanız tabii ki o kadar iyi. Grip aşısı yapıldıktan sonra faydası 2 hafta sonra kendini göstermeye başlıyor. Ve tabii ki bunun doz şeması da önemli. Peki nasıl uygulayalım? Doz şeması nedir? Bir kere 6 aydan büyük çocuklara uygulanıyor ve 9 yaşından küçük 6 aydan büyük olanlara ilk defa yapılacaksa 1 ay arayla 2 kez tam doz yapılıyor. Daha önceleri 3 yaşından küçüklere yarım yapılıyordu. Artık yarım yaptırmıyoruz, tam yaptırıyoruz. 9 yaşından büyükse o zaman yılda bir kere tek doz yapılmasında fayda var. Ama 9 yaşından küçüklere ilk yapılacağı zaman, ilk yapılacağı yıl 2 kez ama daha sonraki yıllar onlarda da tek doz yeterli oluyor. Ve aşı yapıldıktan sonra bir ateş düşürücü, parasetamol içeren bir ateş düşürücü verebilirsiniz. Ateşin olmasını, ağrının olmasını engelleyebilirsiniz. Peki kimlere yapılmalı? Özellikle astımı olan hastalarda daha ağır geçtiği için astım hastalarına ben yapılmasını öneriyorum. Bunun dışında çocuklarda, özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda yapılabilir. Ve immün yetmezliği olan bir çocuk varsa o aile fertlerine yapmak lazım ki çocuğa viral enfeksiyon getirmesinler diye aile fertlerine yapmak gerekiyor. Kronik akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı olanlara, kan hastalığı olanlara yapılmasında fayda var. Kistik fibrozis olanlara yapılmasında fayda var. Ve bu şekilde çocuklara yapılması iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle de tekrar altını çizmek istiyorum. Çocuğunuzda astım varsa veya kendinizde astım varsa yapılması iyi olur. 65 yaş üstüne de zaten yapılması iyi olur. Onların da çünkü immün sistemi zayıflıyor. 65 yaş üstüne de yapılması faydalı olacaktır. Evet, aşı konusunda özellikle bazı aileler yumurta alerjisi olanlarda yapılması sakınca var mı diyor. Yumurta alerjisi olanlarda yapılabilir. Sadece aşı yapıldıktan sonra yarım saat beklemelerinde fayda var. Genelde ciddi bir sorun oluşmuyor. Lateks alerjisi olanlar, özellikle içinde lateks olanları yaptırmamasında fayda var. Sonuç olarak grip aşısı konusunda bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.